Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle gözlükle bir giriş yapayım dedim. Çünkü niye? Bugün çok güzel yerlere geleceğiz. Ve bugün 0 TL ile Tiflis'i geleceğiz. 0 TL ile bunu da nasıl yaptığımı, hangi uygulama sayesinde bunu yaptığımı sizlere videonun ilerleyen kısımlarında söyleyeceğim. Şimdi hostelimden çıktım. Otobüs durağına doğru gidiyorum. Orada bir rehberle buluşacağız. Ve o rehber bizi ücretsiz olarak Tiflis'in en güzel yerlerini gezdirecek. Valla böyle hayatımda yani 2 yıldır geziyorum. İlk defa bir tura katıldım. Tabi ücretsiz olmasının da etkisi var ama. Yani ilk defa böyle bir tura katıldım. Bakalım turla gezmek nasıl oluyor. Bazen 3-5 kişilik gruplar oluyormuş. Bazen 50-60-100 kişiye kadar çıkıyormuş. Yani tamamen gününe bağlı oluyor. Bugün hafta içi, çok kalabalık olacağını sanmıyorum. Tiflis gezimiz başlasın. Arkadaşlar şöyle bir kart var. Böyle bu kart alıyorsunuz, metroda, otobüste, teleferikte her yerde geçiyor. 1 lari, yani bir ulaşım 12 TL'ye geliyor. Bunlarla sağlıyorsunuz ulaşımı. Şöyle yaklaşık bir 7-8 kişi falan olduk. İçinde Türkler de var. Böyle gruba, yani herkes bireysel katılıyor, arkadaşlar katılıyor ama toplanca Türkler, işte diğer ülkelerde insanlar falan da var. Şimdi hep beraber burada birçok yeri gezecekmiş. Hatta tadım falan da varmış. Bilmiyorum nasıl olur. Tadım falan da yaptırıyorlarmış. Güzel bir gün bizi bekliyor. Birazdan şimdi herkesin toplanmasını bekliyoruz. 5-10 dakika sonra başlayacak. Tam 10.30'da, sabah 10.30'da başlıyor. Bakalım kaç saat sürecek, nerelere geleceğiz. Hep beraber göreceğiz. Şu anda 4 Türk, 2 İsrailli, bir de iki de nereli herhalde. İki de farklı bir milletten var. Böyle şu anda bakalım, böyle yürüyerek gezeceğiz. Otobüs mü otobüs değil, böyle bildiğin yürüyerek tıpır tıpır gezeceğiz bakalım buraları. Devam tura katıldım. Kendim gezmek haricinde bakalım bu nasıl olacak. Siz de bakın, izleyin, ara ara yorumlarınızı yapın, beğeninizi yapın. Bu arada videoya da başlarken like atmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Değil mi? Eren, takip etsinler mi? Valla şimdi böyle bir yere soktu. Sol tarafta hep yapılmış yerler var. Sağ tarafta böyle yıkıklık tarzı eski binalar var. Tam böyle ortasından yürüyoruz şimdi. Yani burayı restore etmişler. Niye bu sağ tarafı etmemişler acaba? Yani şu anda burada Türk çoğunluğu var. Niye? Çünkü bedava tur olunca biliyorsunuz Türkler kaçırmasın. Benim gibi düşünen çok var. Bedava tur olunca direkt atlamış herkes. Arkadaşlar birazdan Barış Köprüsü'ne gideceğiz. Peace of Bridge diye geçiyor. Sol tarafta piyano çalan bir adam var. Ben burayı gezmiştim. Ne geldi, turistler buraya uğradıktan sonra Peace of Bridge'e geçiyorlar. Ha bu, yani güzel bir yol burası. Bak normalde şuradaki piyanoyu çalıyorlar. Burada farklı farklı insanlar çalıyor. Buradan gerçi direkt gidiliyor ama biz herhalde dolanacağız. Ha şey, kilise var orada herhalde. Kiliseye gireceğiz. Buralar hep şarap satılan yerler. Yani burada hep böyle şey, kafelerin amacı insanlar oturuyor. Gürcistan'ın şarapları meşhur olduğu için burada şarap içiyorlar. Şu meşhur olan eğik saat kulesi arkadaşlar. Dünyanın en küçük ama en eğik saat kulesiymiş burası. Herkes bu fotoğraf çektiriyor. Şimdi burada saat herhalde 10 dakika sonra, tam 10 olunca bir aksiyon olacakmış. Onu bekliyoruz şimdi. Evet, şimdi buradaki aksiyon nedir? Birazdan şu küçük pencere açılacak. Orada bir kukla tiyatrosu izleyeceğiz. Tiyatronun konusu yaşam döngüsüymüş. Onu sahneleyecekler. Hadi bakalım, bekliyoruz şimdi. 2-3-5 dakikası falan kaldı işte. Valla Türkler olunca böyle benim kıt kanaat 2 gram İngilizcem yetmiyor.
Onlar iyi oldu ya Türklerin gelmesi. City more small color. You can see. Kanka ben deneyeyim mi biraz? Ne var içeride? Ben bakayım bir. Dur bakayım bir. Zifiri karanlık. Not. Only black. Şimdi içinden bakın diyor. Gözükmüyor. Simsiyah. Hiçbir şey gözükmüyor içerisinde. Işık mı tutsak flash? Ay şey olur mu ki? No flash. Hayır, tamam. Gözüküyor mu? Gözüküyor çünkü böyle yapmamıza gerek yok. Şöyle tamam. Baktığımızda görüyoruz. Bak saat var minicik. Şunu şuradan şöyle bir göstereyim. Parlıyor ama canım parlıyor. Almıyor bu da. Ama gözle baktığında bak görüyorsun. Şu anda evet bir şey küçük. Ha şuymuş. Ben çok ileride aramışım onu ya. Ha bak akrep yelkovan var gördün mü? Şu işte şu. Tamam. Ezgi gözünü yaklaştırma. Tamam görüyorsun. So important for us. So important for Georgia. There's look the animals. Yes, sheep also, which means that village life was also on a high level. You know, yeah, crepes. Crepes means like explains why many things. So also cha-cha. Cha-cha. Georgian word for the strong one. Yeah. Also this church and so on. All this explains Georgian traditions. Ah, the village. The village. Great, great also. Great. 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 Kapı açıldı yukarıda. Anladım. Herkes bak telefonu açmış böyle herkes bekliyor. Bakalım. Daha çıktı bak. Melek çıktı. Size gelen herkes kesinlikle burayı görüyor. Yani şu 12-7 arası şuradan pencere açılıyormuş, oradan tiyatro oluyormuş. Böyle işte. Efendim? Ne oldu? Söyle söyle. Biz Angel gördük. Ha, aynen tiyatro. Şu mağazım yanlış bilgi vermiş oldum. Önemli değil. Alalım tekrar. 7'de. Tamam orayı tekrar söyle sileyim orayı. Sen keseriz orayı. 7'de gelip çekersen birleştiririz. Evet arkadaşlar bu kiliseyi hatırladınız mı? Burada yağmurda mahsur kalmıştık. Bir 8 saat falan bunun altında kalmıştık böyle. Ayşe şimdi oraya giriyoruz ama video fotoğraf yasakmış. Böyle kapıdan göstereyim. Bakalım belki bir gizli çekim yaparız. Kilisenin içindeki hemen şura kilise demin gittiğimiz yer. Şuradan da su içerek şifalandık kilise suyundan. Ölmüşlerin canına değsin diyelim. Okey. Marriage place. Oh, special special. I will. Evlenme yeri mi burası? Evet. Tamam. Ev. Hayırlı kısmet olan varsa kıyalım hemen buradan nikahını. I have a question for you. Okay. Which person do you know? Most famous Georgian ever?
Shota Artbeli. Mustafa Ali. Yeah, okay. Mustafa Ali. Politician. Stalin. Ha. Stalin. Stalin, yes. Stalin. Stalin burada mı evlenmiş? Stalin burada evlenmiş arkadaşlar. Before Joseph married, it was royal family's favorite place to stay on mat, on fountain and so on to pray. After Stalin'in oğluyla buraya esir düşmüş. İki generalle Stalin'in oğlunu değiştirmek istiyorlar. Sıradan bir asker için iki generali harcayamam diyor ve oğlunu feda ediyor. Burada Stalin'in evlendiği yer. Important. I think so important church, but there's no problem. In Soviet Union, yeah. Also, when previous time Russian, they were the Christian. Yeah. This psychology was like. Tell me, people today, like when the Soviets were here, you were had to speak, learn Russians. Russian, yes, and so now much. People don't. Do you still speak or learn yes. Russian at school? You know, old generation knows Russian. Yeah. Your generation. My generation knows like a little. For example, my grandma knows really yeah. good Russian, also my father, so I know like 50%, 60% maximum. I know English. But in schools now they don't teach Russian. They teach Russian, but you know, our generation doesn't like Russian because we know history, what they did to us. Imagine. Evet, bugün tarihlenme ve kültürlenme günü oluyor. Yani tarihler, kültürler, öğrenmediğimiz değişik bilgiler hepsini hafızaya atıyoruz bakalım. Burası da Instagram'dan. Eğer takip ediyorsanız buraya da bırakın, takip edin. Barış Köprüsü arkadaşlar. Akşam ışıl ışıl oluyor falan. Bura böyle. Burada fotoğraf çekiniyor herkes. Burada nehir diyor, Türkiye'den başlıyor, buradan geçiyor Azerbaycan, sonra da devam ediyor diyor. Şuradan diyor, biniyorsun diyor teleferiye, Madrov Georgia'ya gidiyor diyor. Şuradaki heykel var ya, oraya gidiyor diyor. Köprüden çıkınca hemen böyle gelebiliyorsunuz buraya, sol tarafta. Arkadaşlar Barış Köprüsü'nden çıkınca burada nargile, yemek, içecek her şey var. Böyle güzel bir yer yapmışlar. And there was a one guy named, if you know, Jalaleddin. Jalaleddin. Jalaleddin was a. Okay, let's go. Yes. There was a like kingdom Khorezma. Like it was under Azerbaijan. Today's Azerbaijan. So the Khorezma king. I think most stupid king ever. I swear to God. Because, for example, I will. Show you for you this situation. Look, you know that Mongolians are coming, for example, and there's a Georgia, there's a Khorezma, and there's a big Mongol, right? Mongolians are coming. What are you doing? Oh, okay, Mongolians are coming. Okay, let's destroy Georgia. And he came here, destroy all Georgia, burn this church, burn all the city, burn bridges, and so on and so on. And he returned to his country with a victory. I won, and there, so many Mongolians are there. So, what he did? He destroyed us and also Mongolians. After Mongolians destroyed Jalaluddin, Mongolians came here with a no man was there because all men killed Jalaluddin soldiers. So yeah, this is a so sad story. Jalaluddin destroyed us and destroyed himself also. Yeah. So, yeah. This church was also burnt by them. You can go inside if you want. Sabah. Yeah, you can. Arkadaşlar bu arada kiliseye gelirseniz sakın şortla gelmeyin. Kızlar da kafasını bağlayacak bir şey getirmesi gerekiyor. Kiliseleri şortla almıyorlar, bilginiz olsun. Mistik bir ortam var, evet, kiliselerde.
gitmiş sabah. Çok güzel anlatıyor her şeyi. Bunları zaten ben hepsini yani az buçuk anlıyorum ama açıklamalı kısmında siz de her şeyi böyle detaylı anlarsınız. Şimdi arkadaşlar Gürcistan'ın en eski fırınına geldik. Burası Gürcistan'ın en eski fırını. Bir tane haçapuri yiyelim buradan ya. Öyle bir yer. Mazar mı içeceğiz şu an? Ama güzel değil fasulyeli biraz. Ben sevmedim fasulyeyi. Ben buradaki fasulyeleri sevmedim. Bizim fasulye gibi değil. Yumurta, patates, şey, peynir. Bu üçü olanlar güzel oluyor genelde. Ben patatesli, peynirli güzel oluyor. Şu ortadaki değil mi? Onlar. Var. Haçapuri. Peynirli. Evet. Bura en eski fırına. Burada şimdi bir tane peynirliden alacağız. 3,5'ları. Evet. Şu 3,5'ları bir tane bundan alacağız. Yiyeceğiz bakalım en eski fırında. Evet. Nasılmış? Bak. Arkada böyle teyzem yapıyor. Şöyle fırınları var. Bir tane bundan aldık. Evet. 3,5'ları şu bayağı da büyük yani şu elimle göstereyim arkadaşlar. Yani bundan iki tane yerseniz doyarsınız. Okay. This one. Same. Bakalım şimdi bunu yiyeceğiz. En eski fırında bakalım tadı nasıl? Yes. Evet şimdi deniyoruz bakalım. Nice, right? Mm. Nice, hey, right? So much cheese. Oh. So much cheese. This right. Nice. Okay. Look, cheese. Yeah, so good. Bizim tulum peynir değil de böyle tulum peynir gibi bir şey var. Kaşar peynir gibi erimekli peynir de var. Çok güzel. Ve sıcacık valla. Bak. Gördüm dol dol so yapmışlar. Cheese, yes. Aynen. Buna puanım 10 üzerinden 8,5 arkadaşlar. 8-8,5 yani bunu sürekli yersiniz. Onu diyeyim size bayağı da büyük. Doyurucu. 3,5'ları. Okay. Şimdi aldığımız haçapurileri yemek için böyle bir ağacın altına geldik. Hep beraber böyle oturduk. Sohbet ediyoruz. Yemek yiyoruz. Hemen o tarihi yerin hemen altında. O tarihi yeri de ben açıklama kısmına yazacağım. Giriş bölümünü çekmedim. Ama açıklama kısmına yazacağım. İsteyenler gelebilir. Yani buraya gelen herkes hemen hemen oraya da uğruyor. En eski yeri Gürcistan'ın. En eski fırına. Evet şimdi bedava şarap denen yerler var arkadaşlar burada. Rehberimiz bizi buraya getirdi. Burada tadımlık bedava şarap deneyebiliyorsunuz. Evet böyle bir dükkan. Hello. Abi çeşit çeşit şarap. Bunlar herhalde özel seri yukarı koydukları kutu gibi. Şunlar küçük böyle şişeler. Çok tatlıymış şişeler baksana. Küçük küçük. Evet tavla var orada da. Bir öküz gözü alayım ben. Yok mu it öldüren öküz gözü? Beyzade. Böyle kaleci kadar. Evet şimdi test için şöyle herkese böyle little little koyuyor. Böyle beyaz renkli şarap. This is Chachakala classical one, as you can see. This is barrel one. This is played with the Tarragon. This is brandy. Kanka sen dene bana söyle nasılmış.
Böyle ağzına böyle ağır ama bir gezdir böyle bir, tamam mı? Kurma gibi, ondan sonra söyle yorumunu yap. Sende iyi içici tip var, Hüseyin kağıt tipi var sende biraz. Wine and the name of the grape as well. And this is Quevri. So Quevri means that it's made by not European, Georgian technology. Hmm. So it's in Quevri. I can show you, for example, we have three ones. We have a small one, this one. This is Quevri. This one, small one. So what the difference? Yeah, what the difference between Quevri wines and European? So this is the smaller one. Evet, nasıl tatları? Kanka çek bakayım bir. Oo, gurme. Evet, dağıttı burnunda. Ağzına dağıt kanka, nasıl? Güzel mi? Evet, şöyle. Biz de şu kadar bir deneyeceğiz bakalım şimdi. Biraz şeker değil bu ya, bu acı. Acıymış. Şimdi böyle 7-8 tane denettirecek. Ne dedi? Şu alanda yetiştirilmiş. Hem şarabına dayanmış hem üzümüne dayanmış. Çok iyi. Evet, şimdi kırmızıyı deniyoruz. Bak. Bak ben böyle bu, şeyler seviyorum. Bu acı ya, bu acı ama ya. Acı bu. Ama bak ben böyle şeyler seviyorum. Sen hard, sen sert seviyorsun. Bunu içelim. Bu, ha, boşa bardak çıkarma, bana koy buna ya. Ha, o tabi biz iç ben içmediğim için alkol. Bu tamamen. Aynen. Az önce dediğimizi boş boş içersin. Ben şey. Hatta ben şey alkol kullanmadığım için bilmiyorum, şimdi burada tadayım diye tattım. There is different kind of Kinsmarole wines. So not that really, because Kinsmarole is the most popular wine as well in Georgia. Yes. And, all the producers make it. So tatlı biraz değişik. Tatlı mı? Ha, fena değil bu. Şu mu? Evet, sweet. İç bakalım nasıl? Bu tatlı geçiyor. Bir ekşilik var ama tatlılık da var yani. Şarapların hangi bölgeye ait olduğu ve isimleri yazıyor arkadaşlar burada da. Semi sweet red wine. This is top 2 Georgian wine. Top 2. Top 2. Ha, en iyi ikinci şarabıymış. Small Raja. Small region as well. Şimdi bunu da bakalım, deneyelim bakalım bir. Oo, bu tatlı biraz şey yaptım mı? Tatlı bu. Başka bir şey yok. Tatlı. Good. Cumartesi. Cumartesi. Günde direkt hadi bu cumartesi içeceksin. Bu en pahalı içkiymiş. 800 liris. 800. So because it's 2006 wine. Best wine that year. Testi? Tasty or joking. Test ediyoruz mu dedik? Yok dedi. 700-800 larilik şarapmış. Buranın en pahalı şarabıymış. Şimdi bedava tadımımızı da yaptık. Ve bakalım bir sonraki rotaya doğru ilerliyoruz. Evet, şimdi teleferiye doğru gidiyoruz. Teleferi benim ta şu, aha bak gidiyoruz. Ha şuradaki var ya bak. Ta yukarıya doğru böyle çıkacağız. Hadi bakalım, yürümeye devam. Bu arada bu tur arkadaşlar otobüsle değil, yürüyerek yapılıyor. Yani yürüyerek gidiyoruz sadece arkadaşlar. Hasan'a. Jewish Georgian people. So. Şöyle bir meydana geldik. Buradan teleferiye doğru sol taraftan yürüyeceğiz.
Gürcistan'ın Atatürk'üymüş arkadaşlar. Kralıymış, king'iymiş. Favori kralıymış. Evet, teleferik yerine geldik. Buradan nah böyle yukarı kadar çıkacağız. Turka şu arkada sıra vardı. Yine gitti, buraya kadar geldik. Abi sıcağın altında 40 derece mi kaç dereceyse artık bekliyoruz ya. İnşallah hızlı ilerlerdi, bir an önce gireriz ya. Bak şöyle kartı basıyorsun, geçiyorsun. Şimdi burada bekliyoruz, böyle bir cest, hadi bakalım. 1, 2, 3. Bin 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 bin, koş koş. Let's go to the... Come come. Gelme tamam. Aynen. Yer yok, yer yok. Tek kişi kimse yoktur zaten burada. Ay, çantayı çıkartayım. Evet, hızlandık. Şimdi Mother of Georgia'ya doğru çıkıyoruz. Evet, uzun zamandır teleferiğe binmemiştim. En son 3. sınıftayken okul bedava götürmüştü. Keçiören'de ona binmiştim. Ondan beri de teleferiğe binmiyorum. İyi, iyi, güzel deneyim. Yani çok uzun değil, kısa bir dönem. Ama şöyle manzaraları da size göstereyim. Evet, güzel bir deneyim ya. Vallahi yani bayağıdır yapmıyordum. Zaten yakın dönerken ama teleferikle dönmeyeceğiz. Bu arada arkadaşlar kişi başı 2,5 lari. Bu kartı ekliyorsunuz, kartla geçiyorsunuz, haberiniz olsun. Ben yani direkt gelmeyin, kart alın buradan. Niye gülüyorsun sürekli? Neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Bilmiyorum kanka. YouTube vurmuyor. Okay, let's run out this box. Okay. Hop. Ne sikiyim valla. Gidiyor da. Evet. Geldik. Bak böyle bir manzara karşılıyor. Ha, buraya geleceksin, yakacaksın bir sigara. Ha, üf. Otur şuraya. Güzel manzarası. Şurası Barış Köprüsü. Şurası Dinamo Tiflis Stadyumu arkadaşlar. Haber geldi. Tiflis maçı satacakmış, haberiniz olsun. Ona göre bahislerinizi alabilirsiniz. Şurası çok ünlü bir katedral dediler. Şura zaten bindiğimiz yer. Oradan indik böyle. Bir sürü yapıyı buradan görebiliyorsunuz. Şuradaki heykelde Mother of Georgia. Hadi bakalım, biraz şimdi yürüyeceğiz. Yine tabi her turistik yerde olduğu gibi burada da seyyar satıcılar mevcut. Böyle incik boncuk yöresel şeyler satılıyor burada da. Ha, artık yöreselleri geçmiş ya. Artık şunlar falan var ya şeyden, internetten artık sipariş veriyorlar direkt yani. Bunların hepsi Ali Baba'da şeyinde var zaten. Evet, gördüğünüz gibi Turkish Coffee diyor. Her yerde, her masada varız. Çıksın bayraklar. Evet, bu gördüğünüz heykel Mother of Georgia. Abi sürekli Türkçe sesler duyabilirsiniz çünkü çok fazla Türk var Gürcistan'da. O mesela. Herkes Türk acı. Sanki şey, Antalya'da Olimpos'a falan geldik.
Ne varmış ki National'ın içinde yani? Hayvanlar yaşıyor muymuş? Bu neymiş, anlatacak mı bunu? Ne olduğunu? Tamam, ne yani, ne? What is this? You tell me. No, okay. Mother of Georgia. Yeah. Face. Not father of Georgia. Mother. Mother of Georgia. Okay. Face of female gender, which was like with a one hand with a sword and second hand with a glass. It means that if friend will come, I will with my wife. Nene Hatun gibi herhalde. Yeah, I will get battle with a sword. Okay, savaşçıymış. 20 metre. Şimdi o teleferikle geldiğimiz yolu böyle yürüyerek dolana dolana ineceğiz aşağı doğru. Şimdi evet, teleferikle çıktık. Şu an buradan böyle merdivenlerle aşağı gidiyoruz. Biraz önce Sinan da söylemişti zaten. Yani ekstra üstüne ekleyeceğim bir şey yok. Evet, teşekkürler. Teşekkürler Eren Bey. Bu faydalı bilgiler için. Yani vaktiniz olsa içeceğiniz çekirdeğinizi alıp burada güneş yokken akşama doğru oturursunuz. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Söyle. Ha, söyle hadi, patlat. Patlat, niye gülüyorsun? Şey yani adam da ama güzel. Bak bu böyle keyif üzerine gidiyor, çok güzel. Bak. Keyif abi, evet, keyif keyif alacaksın hayatta. Sigaranızı alır oturursunuz. Burada tabii. He. Sigaranı öyle keyif ya. Oturla gelmenin zaman burada tek geliyorsan geleceğine oturacağım buraya. Arkadaş sohbet muhabbet akşama doğru gölge olduğu zaman manzara gün batımını izleyeceksin. Neyse ama mutlaka buradasın. Hadi okey. Şöyle yollardan geçiyoruz. Size %100 bir tavsiye vereceğim. Kesinlikle yürüyerek çıkmayın. Buraya yürüyerek de çıkabiliyorsunuz ama 2,5'ları zaten. Hani 60 lira falan ediyor o civarda. Öyle bir şey değil. 40 lira mı neydi? Yazarım aşağı. Yani verilir. Bu çıkılmaz bile. Çok sıcak. Teleferikle çıkın, yürüyerek inersin ama sakın yürüyerek çıkmayı denemeyin. Vallahi canınız gider ha. Söversiniz 40-50 lira için. Böyle yerlerden, dik dik yerlerden iniyoruz. Az kaldı zaten. Olsun, yine kusuruna bak. Yok canım, benimki free kanal ya. Belli zaten, onu anladık. Böyle, böyle, rahat benimki, rahat. Onu anladık, keyiften anladık. Evet. Kızım benim gibi gördüğü her kadar. Aynen ya. Şey yapıyor böyle. Hem bir daha tur yaptın hem de konuşuyorsun işte. Daha ne istiyorsun? Ne para vereceksin ne sanki? En fazla vereceksin 3 dolar 5 dolar bir şey. Kimse vermeden gidiyormuş. Teşekkürler deyip gidiyormuşuz. Burada kaç ücretsiz ama böyle hani bahşiş gibi, hani o kadar seni gezdiriyor, anlatıyor. Hani öyle işte 5 lira 10 lira 3 dolar 5 dolar bir gönlen ne koparsan 3-5 dolar garanti, istersen 10 dolar ver, istersen 1 dolar ver. Yani vermesen de olur da şey yani hani işte gezdiriyor, hani böyle bahşiş atıyorsun. Ben tabi şey olduğum için ben 5 lari para veririm yani 5 lari veririm. Evet, turumuzun sonuna geldik. Tiflis'i böylece sizlerle gezmiş olduk. Böyle en böyle turistlerin geldiği turistik mekanları gezdik bugün sizlerle. Ara sokaklar da gittik ama genelde turistlerin gezdiği turistik yerleri gezdik. Bu tur arkadaşlar free tour. Bunu application arkadaşlar, bunu App Store'dan veya Google Play Store'dan indiriyorsunuz. Oradan bakıyorsunuz free tour olarak, orada hangi turlar ücretsiz, nereleri gezdiriyor, saat kaçta gezdiriyor hepsi yazıyor. 0 euro yazanlar hepsi ücretsiz oluyor. Siz de bu tura böyle yani siz de oradan böyle kaydınızı yaptırıyorsunuz. Ha, günler, saat hepsi yazıyor. Buradan bedava böyle her ülkenin her şehrinde hemen hemen var. Ve gittiğiniz ülkelerde hani vaktiniz kısıtlıysa veya tek gezmek, yani ben buraya ne yapacağım, nasıl gideceğim falan diye bilmiyorsanız böyle bu turlara katılıyorsunuz. Bunların otobüsle olanları var, yürüyerek olanları var. Genelde ücretsiz olanları yürüyerek oluyor. Biz yürüyerek böyle gezdik.
Bir işte şeye bindik, istersen binmezsin yürüyerek de gelirsin. O tamamen sana kalmış yani, o teleferiğe bindik. İstersen dönüşte de teleferik denebilirsin ama yürüyerek indik. Yani rehberimiz böyle söyledi. İşte en son şuraya çıkmıştık. Buradan geldik. Videonun da sonuna geldik. Sizlerden ricam bir like, bir yorum atıp kanalda abone olmanız. Sizler destek verdikçe daha fazla büyüyeceğiz, daha fazla ülke, daha fazla yerler gezeceğiz. Benim için değerlisiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sabah finish tur. Hayır, dur şunu da tanıtayım. Dur olsun. Ha, oraya gideceğiz. Ondan sonra bitecekmiş. Bu da bizim rehberimizdi. Thank you for travel. Visit. Thank you.